Herkese merhaba. Arkadaşlar, bu gördüğünüz otlarımızın adı Şevketi Bostan. Bazı yörelerde kenger de diyorlar. Biz kenger deriz. Siz de eğer bu otu tanıyorsanız, özellikle ilkbahar ayında çıkar, bol miktarda vardır. Yemenizi tavsiye ederim. Çok şifalı yabani otlardan. Mübarek otu da deniliyor. Burada en doğal hali var. Bu otumuzun kök kısmı ve şu iç kısmındaki yeri, sert kısmını alacağız. Şu kenarlardaki gövde kısmını yemeklerimizde kullanacağız. Yine yapraklarımızın da dikenli kısımlarını elinizle hafif sıyırarak şu şekilde temizleyebilirsiniz. Bunu da yemeğinize ilave edin. Çok lezzetli. Şifalı otlarımızdan. Öncelikle ben tanıtmak istedim. Daha sonra da etli, kuzu etli bir kenger otu yemeğini yapacağız birlikte. Yani şu şekilde alacalı bir temizleme işi yapıyoruz. Yine gövde kısmını da şu sert kısmını biraz zor bir temizleme operasyonu oluyor. Şu sert kısmını ortasındaki kökünü çıkartalım. Ama şu kenarlarını gövdesinin yani şu beyaz kısmını arkadaşlar hafif hafif üstünden kazıyarak bu kısmını kullanacağız. Oldukça zahmetli ve bir o kadar da şifalı otumuzdur. Kökünü bu şekilde temizleyelim. İçindeki sert yerini de çıkartalım. Görüyorsunuz içi bembeyaz. Evet arkadaşlar, Şevketi Bostanlarımızı, kengerlerimizi çok iyi bir şekilde yıkadık, temizledik. Görüyorsunuz bembeyaz, buz gibi oldular. Bunlar kültürü olmayanlar ayrıca doğada kendiliğinden yetişen kengerler. Öncelikle bu gördüğünüz beyaz kısımlarına bıçağımızla şekiller verelim. Rastgele şu şekilde de olabilir. Buraları sert piştiği için kök kısımlarını daha önce kavuracağız. Evet. Öncelikle etimizi biraz kavuralım. 15-20 dakika kadar. Sonra da doğramış olduğumuz kengerlerimizi etimize ilave edeceğiz. Tercihen kuzu eti ama ne eti seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Eskiler kuzu etiyle, oğlak etiyle daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Böyle kök kısmının içindeki sert kökünü alalım. Burası çok sert. Bunu yemezsiniz. O yüzden şöyle temizlemenizde yine doğrarken fayda var. Görüyorsunuz içteki öz kısımları oldukça sert. Ama taze ise tabii ki yiyebilirsiniz.
Evet, burada yaklaşık 1 kilo kadar kengerotumuz, şevketi bostanımız var. Yarım kilo kadar da etimiz var. Etimiz biraz kavrulduktan sonra 10-15 dakika sonra kengerlerimizin gövde kısımlarını ilave edelim. En sonunda da yaprak kısımlarını, uç kısımlarını koyalım. Hiçbir yerini böylece ziyan etmemiş oluyoruz. Bu faydalı bitkinin her şeyinden yararlanmış oluyoruz. Yaprak kısımlarını da ilave edelim. Ve yemeğimizin sosuna geçelim. Sosu için bir tane limon ve bir kaşık da dolu dolu un kullanacağız. Ve yarım litre de ılık suyla yemeğimizi sulu bir yemek haline getireceğiz. Sosunu pişmeye yakın koyalım arkadaşlar. Evet, neredeyse yemeğimiz pişmek üzere. Eğer zeytinyağı kullanacaksanız ki bu yemek zeytinyağlı çok güzel olur. Zeytinyağını da sonradan ilave edelim. Böylece vitamin değerleri daha da güzel olur. 2-3 kaşık kadar da zeytinyağımızı koyup yemeğimizi biraz daha kaynatalım. Kaynamaya başladı. Şimdi sosunu ilave edelim. Arzuya göre tuzunu da sona bırakalım. 3-5 dakika daha yemeğimizi pişirip servise sunabiliriz. Tam bir şifa yemeğidir. Yapıp da yiyenlere afiyet, bal, şeker olsun, şifa olsun. Videomu beğenmeyi ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla bu tarifi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu günler. Evet, yemeğimiz pişti.